devir yönü değişen ve termik röle ile korunan 3 fazla asenkron motora ait PLC programında nelere dikkat etmemiz gerekli, PLC'de nasıl güvenli bağlantı oluştururuz bu videoda onun üzerine duracağız. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Durdurma işlemleri için kullanılan inputlarda neden dışarıda normalde kapalı stop butonları kullanılır? Neden limitlemede sanahtarlarının normalde kapalı kontaklar kullanılır? Ya da seviye sensörlerinin neden normalde kapalı çıkışlar kullanılır? Ve termik röle bağlantısı PIC'ye hem program içerisinde hem dış dünyada nasıl yapılır? Bu konuları anlatmış olduğum iki tane videom var. Eğer o videoları izledikten sonra bu videoyu izlerseniz sizin için daha anlaşılır olacaktır. Şimdi kullanmış olduğum PLC S7211 DC DC DC. PLC'min girişleri, çıkışları ve PLC beslemem 24 volt DC ile olmaktadır. Bunun için bir adet güç kaynağına ihtiyacım var. Güç kaynağımın girişini F1 sigortasıyla koruduktan sonra güç kaynağımı uygulamışım. Çıkışında artık güç kaynağımın 24 volt var ve bu 24 volt sigortalardan geçtikten sonra piyasi beslememe, girişlere ve çıkış kartına dağıtılmış. Buradaki sigortalar sembolik olarak gösterilmiş. Bu sigortaların değerleri ne olacak? Piyasinin giriş ve çıkışlarında nelere dikkat etmemiz gerekli? Bununla ilgili hazırlamış olduğum detaylı bir ders notum var. Bunu kumanda.org sistemde ders notları kısmında bulabilirsiniz daha detaylı bilgi isteyen, daha teknik bilgi isteyen arkadaşlar o dokümanı incelerse faydalı olacaktır. Şimdi F2 sigortasından çıkmışım. Çıkış kartını besleyen, output kartını besleyen 3L artı klemensine girmişim. F3 sigortasından CPU besleyen L artı ucuna girmişim ve F4 sigortasından çıkmışım. PNP girişli olan PLC'me bağlanan butonlara ortak uç olarak vermişim. Eksiden şaseden çıktıktan sonra PLC'min beslemesi için gerekli olan M klemensine giriş yapmışım. Inputların common ucu olan bir M ucuna giriş yapmışım ve çıkış kartı beslemesinde kullandığım 3M klemensine bağlantı yapmışım. Güç devresine dikkat edecek olursanız Q1 motoru sağ, Q2 motoru sola çevirdiğini düşünelim. Bir adet de burada F5 termik rölemle de motor aşırı yüklere karşı korumuş olsun. Burada input 0.0'a normalde kapalı stop butonunu bağlamışım. Durdurma amaçlı. S1 normalde açık start butonu input 0.1'e bağlı. S2 normalde açık start butonu input 0.2'ye bağlı. Bunlar sağ ve sol çalıştırma butonları ve termik rölemin 95-96 kapalı kontağından koruma amaçlı olarak input 0.3'e giriş yapmışım. Ve PLSIM'in Q0.0 çıkışından sağ çalıştıracak olan Q1 kontaktörümü beslemişim ve Q0.1 çıkışından da sola çevirecek olan Q2 kontaktörümü beslemişim. Şimdi burada dikkat edecek olursanız input 0.0'a bağlı stop butonu ve input 0.3'e bağlı termik rölem kapalı anahtarlar, kapalı elemanlar ve PLC'me enerji verdiğim andan itibaren buradaki stop butonun üzerinden input 0.0'a ve termik rölemin 95-96 kapalı kontağı üzerinden input 0.3 klemenslerine enerji geliyor. Ve PLC'mi run yaptığımda input 0.0 ve input 0.3 klemenslerinde enerji göreceği için lojik seviyeleri 1 olacak ve PLC run yapar yapmaz bu kontaklar kapanacak. Bu noktayı unutmayın. Input 0.0 ve input 0.3'ü PLC programında ben normalde açık kontaklar olarak seçmişim ve PLC Miran yaptığım anda input 0.0 klemensi stop buton üzerinden 24 voltu görüp lojik 1 olacak ve yine input 0.3 klemensine bağlı olan termik rölemi 95-96 kapalı kontağı üzerinden input 0.3 ile 24 voltu görüp lojik 1 olacak ve input 0.0, input 0.3'ün lojik değerleri 1 olduğu için kontakları konum değiştirecek. Normalde açık kontaklar kullanmıştım ve konum değiştirerek normalde kapalı kontaklar haline gelecekler. Bu durumdayken enerji akışı input 0.0 ve input 0.3 üzerinden olacak. Oradaki sağ sol butonlarına ve mühürleme kontaklarına geldiğinde enerji akışı duracak. Şimdi eğer ben S1 butonuna basacak olursam S1 butonunun 13-14 nolu kontağını kapayacağım. S1 butonunun 13-14 nolu kontağının kapanması ile birlikte PLC'm in input 0.1 klemensinde enerji görecek ve input 0.1'in lojik seviyesi 1 olacak. Input 0.1'in lojik seviyesinin 1 olması ile birlikte input 0.1 kontakları konum değiştirecek, kapanacak ve enerji akışı Q0.0'a ulaşacak. Q0.0'a ulaştıktan sonra Q0.0 mühürleme kontağını kapatacak ve enerji artık Q0.0'ın mühürleme kontağı üzerinden de devam edecek. Programda başka ne olacak? Q0.0'ın Q0.1 önünde normalde kapalı kontağı var ve bu Q0.0, Q0.1 önündeki normalde kapalı kontağını açacak. Q0.0'ın önündeki Q0.1 normalde kapalı kontağı, Q0.1'in önündeki Q0.0 normalde kapalı kontağı bizim kumandada kullandığımız karşılıklı kapalı kontak mantığıyla birebir aynıdır. Yani biri devreye girdiğinde diğerinin önündeki kontağını açıp onun devreye girmesini engellemek. Şimdi input 0.1'e bağlı olan S1 butonundan elimi çekmişim. S1 butonundan elimi çekmemle artık input 0.1 klemensine enerji gelmiyor. Yani lojik seviyesi 0. 0 olmasıyla normaldeki haline geri geldi. Bu kontağı ben normalde açık kullanmıştım. Normalde açık haline geldi ve enerji akışını kesti. Ama aşağıdaki Q00 mühürleme kontağı üzerinden enerji akışı devam ediyor. Bu noktadayken yani motor sağa dönerken S2 diğer yön butonunun üzerine basacak olursam S2 butonuna basmamla 13-14 nolu kontaklar kapanacak ve artık input 0.2 klemensinde 24 volt gerilim olacak. Input 0.2 klemensinde 24 volt olmasıyla birlikte input 0.2'nin alanındaki değeri 1 olacak. Input 02'nin hafıza alanındaki değerinin 1 olması ile birlikte kontaklar konum değiştirecek. Burada normalde açık kullanmıştım. Konum değiştirdi ve kapadı. Enerji akışı input 02 üzerinden devam etti ama az önce Q0.0'ın devreye girmesiyle birlikte Q01 önündeki açtığı kontakları yüzünden enerji akışı Q0.1'e kadar devam edemedi. Ve karşılıklı olan kapalı kontaklar sayesinde çıkışlardan biri aktif olduğunda diğerinin aktif olmasını engelledi. Peki bu bağlantıyı nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Burada dikkat edecek olursanız yine stop butonum, ileri ve geri butonlarım var. Stop butonum kapalı, ileri geri butonlarım normalde açık butonlar. Burada termik rölenin korumasına dikkat edecek olursanız Q1 ve Q2 kontaktörlerinin çıkışına bağlamışım ve gerçek dünyada da Q1 kontaktörünün önüne Q2'nin kapalısını, Q2 kontaktörünün önüne de q 1nin kapalısını bağlamışım. Biraz sonra bu bana nasıl bir güvenlik sağlayacak, bunu göreceğiz şimdi. Eğer herhangi bir nedenle Q0.0 çalışırken ben Q0.1'i de aktif edecek olursam bu bağlantıda evet önlerine konmuş olan normalde kapalı kontaklar ikisinin aynı anda çalışmasını engelleyecek ama PS programının oluşturulma sırasında ya da revizyon sırasında bazı hatalar yapabiliriz. Örneğin Q0.0 çalışırken Q0.1'i programda force diyebiliriz ya da Q01'i bir şekilde setletebiliriz. Ya da Q01'ün önünde olan Q0.0 kontağının ismini değiştirmiş olabiliriz. Yanlışlıkla bunu köprülemiş olabiliriz. Yani Q00 devredeyken Q01'in de herhangi bir hatadan dolayı, yazılımsal hatadan dolayı devreye girmesi olası. Peki bu durumda ne olur? İleri geride fazlardan iki tanesini yerini değiştirdiğim için güç devremde iki faz arasında kısa devre olur. Peki bu güvenli bağlantı bana ne sağlıyor? Bu kısmı tekrar inceleyelim. Dış dünyada ne yapmışız? Dış dünyada yaptığımız işlem şu. Q1 kontaktörünün önüne Q2 kontaktörünün normalde kapalı yardımcı kontağını koymuşuz. 21-22'sini ve Q2 kontaktörünün önüne de Q1 kontaktörünün 21-22 yardımcı kontağını koymuşuz. Bunu PLC çıkış klemenslerinde dış dünyada, gerçek dünyada yapmışız. Ve bir önceki videomda anlattığım gibi termik röleyi de dış dünyada gerçek olarak kullanmışım. Termik rölemin bir tane kapalı kontağı olacağı için Q1'in ve Q2'nin önüne ayrı ayrı koyamıyorum. Bu nedenle Q1 ve Q2'nin A2 uçlarını birleştirdikten sonra termik rölemin 95-96 nolu kontaklarından geçirip şasi ucuna, 24 volt ucuna bas, vermişim. Eğer termik rölem herhangi bir nedenden dolayı açma yapacak olursa 95-96 nolu kontağı açacak ve ister Q1 isterse Q2 çalışıyor olsun hangisi çalışıyor olursa olsun sağ ve sol çalışma sırasında buradaki 95-96 dış dünyadaki gerçek kontak üzerinden kontaktör devre dışı kalacaktır. Peki az önce söylediğimiz gibi Q0.0 ve Q0.1'in aynı anda devreye girmesi durumunda ne olacak? Q0.0 devredeydi. Q0.0'ın çıkışında benim Q1 kontaktörüm var ve Q1 kontaktörüm devreye girdiğinde Q2 önündeki kontağını 21 22'sini açacak. Bu sayede program içerisinde her ne kadar Q00 ve Q01'e ben beraber enerji vermiş olsam da önce devreye giren çıkış ve o çıkışa bağlı olan kontaktör diğer kontaktör önündeki yardımcı kontağını, gerçek yardımcı kontağını açacağı için diğer kontaktörün devreye girmesini engelleyecek. Bu sayede yazılımda yapmış olduğum herhangi bir hatadan dolayı dış dünyada piyasa çıkışlarına bağlı olan kontaktörlerin aynı anda devreye girmesini ve iki fazın kısa devre olmasını engellemiş olacağım.